Buyurun. Evet. Hoş geldiniz canlı yayına. Kızınız Sevilay ile kaç yıldır görüşmüyorsunuz? Bir saniye. Önce şimdi dün yani niyetliydim. Ondan sonra uykudan uyanmıştım. Ondan sonra bir fevri davranmıştım. Önce dinleyeceksiniz, konuşayım. Yoksa kapatacağım. Tabii ki buyurun. Güzeldi. Dinliyoruz sizi. Hepsini. Aklınızdaki tüm iddiaları cevaplayın lütfen. Evet, tabii teşekkür ederim. Buyuran sağ olsun. Çünkü bu medya aleminde bizler de varız. Saygısızlık yapmak istemediğim için özür diliyorum büyüklerimden, küçüklerimden af diliyorum. Bu bir. İkincisi, başta Sefire Aslan'ın sorularını cevaplandırmak istiyorum. Sefire Aslan beni tanımadığını, evli olmadığını, çocuklarımın olmadığını söylemiş. Hı hı. Oysa bunların tamamı anlaşmalı ve ben her şeyi ispatla yapabiliyorum. Yani dönemin korumam Ferhat Haliloğlu, dönemin şoförüm Sebahattin Bakır da zaten onunla çalışıyordu Sefire Aslan. Ve Sefire Aslan bizimle beraber tanışması ve bizimle beraber babası benim gazinomda müdür olarak çalışıyor. Tanımadığım, çoğu çocuğum olmadığım, yani yalan konuştuğum. Sizin yanınızda çalıştığını söyledi. Üçüncü eşiniz yani dini nikah, siz resmi evliyken onunla dini nikahlı berabersiniz ya. Sizin yanınızda evet. Çalıştığını sonradan her şeyi öğrendi. Evli, çocuklarınızın yok. Olduğunu. Hatta kumu olarak da Cemile Hanım'la beraber hayır, yaşadığını efendim, da kabul etti. Bakın ben de diyorum ki ben ispat edebiliyorum. Yani ben az önce isim zikrettim. Dedim size ki oradaki komşuları olmak kaydıyla 10 tane 20 tane şahidim var. Neyse onu geçelim. Kaç onu yıl geçelim. Birlikte oldunuz yani, Sefire Hanım'la? Sefire Hanım'la benim beraberliğim anlaşmalıydı. Ben birkaç sene cezam vardı. Esra Hanım birkaç yıl cezam vardı ve ben firara çıktım. Evet. Firara çıktım. Yani firara çıktığım gibi de benim İstanbul'u terk etmem gereken dönemlerimdi. O zaman anlaşmalı bir eş aradım. Hanımefendi bir anlaşma mevzu hakkında hayatındaki siz zaten evlisiniz o dönem resmi bakın, nikahlı Cemile Koç'la. Efendim söylüyorum. Benim oradaki af çıkana kadar benim hizmetimin bedelini maddi olarak vereceğimin karşısında insanlar var ve verdim. Bakın şimdi eskaza olan o çocuk şu anda ekranınızda olan vatandaş değil. Ancak yani hepsinden güzel bir delikanlı Ufuk var. Ufuk Asas o kadının oğlu 10 numaradır. Onun gibi değil yani. O çocuğa bir şey yapmadım diyorum ona yapacağım. Peki Sefire Hanım'la anlaşmalı bir şey vardı. Oraya bir geçeceğim. Şimdi kızınız Sevilay canlı yayında. Geçmeyin efendim geçmeyin. Bakın, Sefire Hanım'dan geçmeyin. Çocuğunuz var mı? Var kabul evet, ediyor. Tabii ki anlaşmalı var. Çocuk. 15 bakın. Senede 15 senede o çocuğu da Sefire annenle görüştürmedin. Yalan şimdi, mı doğru mu? Esra Hanım 15 sene görüştürmedi ve bunu buluşturan da benim. Esra ve Sefire annem, şimdi, üvey annemle beraber bir arada çok yaşadı. Ve işkenceler yaşadık, çektik. Ve beni üvey annemden Sefire annem kurtardı. Peki dinliyoruz Esra sizi. Esra Hanım o vatandaşı benim telefonuma lütfen karıştırmayın. Ben, şimdi, ben o vatandaş Türkiye değilim. Fahri lütfen Bey, önce oğlunuza lütfen saygını bil. Vatandaş demeyin. Saygını kızınıza bil. O şahıs demeyin. Çok rica ediyorum. Bu iki insan bakın. Sizin evladınız değil mi? Ve ben şu anda konuşmuyorum. Ben konuşursam tüm Türkiye'de dünyayı bırak şu sokağa çıkamazsın. Ve cezaevinden dışarı çıkamazsın. Ben konuşmuyorum, susuyorum. Sen de saygını bil. Seninle konuşacağız Fahrettin. Seninle konuşacağız biz. Benim başım dik, gönlüm ak. Ben annemi arıyorum, ben buradayım. Hordu meydan. Esra Hanım, buyurun gelin. Esra Hanım, benim kimseden korkum yok. Esra evet, Hanım. Buyurun. Esra Hanım bu vatandaş anasını aramıyor. Bu vatandaş anasını gitti buldu. Bursa Kayapa'da. Ben annemi arayıp bulmadım. Bilmiyorum. Eğer ki bulduysam buradan takmak nasip olmasın. Ablam annesini şahitti. Annesini aradı buldu mu diyorsunuz? Esra Hanım bakın dinleyin beni. Dinliyorum. Bu insanları, ben bu şarlatan insanları falan değilim. Şarlatan sizsiniz. Bak. Bu vatandaş evet. Gitmiş
Bursa Kayapada annesini bulmuş. İspat evet. et, ispat et. Bir saniye, İspatın evet bulmuş annesini. İspat et. Bekleyin bakın. Tamam dinliyorum, bulmuş Bekleyin annesini. Bakın. Ne zaman bulmuş annesini? Bakın. Tarihi de söyle. Geçen sene gitmiş. Bakın bir şey söylüyorum. Tamam. Bulmadım. Fahrettin Bey bir saniye. Dinle dinle. Bulmuş annesini evet. Bakın. Geçen sene gitmiş annesini bulmuş. Evet. Bir. İkincisi annesi bunu kabul etmemiş. Tamam. Ne İki, diye kabul etmemiş anne? Bakın müsaade. Bakın konuşayım. Konuşayım. Evet. İki. Bunun teyzesinin kocası var. Evet. Ben Can Dede. Ev telefonunu ben arkadaşa sabahtan verdim. Tamam. Ben ispatlı konuşurum. Okey. Dediğim gibi. Aradı dedi ki Abdullah Koç abim olur dedi ki böyle böyle dedi bir mevzu var. Hı hı. Abdullah dedi bu dedi Sevilay'dan bir haber alamıyoruz. Evet. Abim dedi ki Sevilay dedi orada Geyve'dedir dedi. Yani haber alamıyorsan dedi. Dedi o Bahattin'den haber alıyor musun? O dedi bir gazete dedi çevremize geldi yanaştırmadık. Evet. Bakın yanaştırmadık. Bursa Kayapa köyündeki 3 tane Kayapa köyü var. 1. Orhan Gazi Kayapa var. 2. Ketsel Kayapa var. 3. Bursa Kayapa köyünde. Ben anneyi Şimdi. Buldum. Bütün adresler var şu anda bende. Ve ben onlarla da yüzleşeceğim. Ve senin bu yalanını ortaya çıkaracağım. Merak ediyorum. Anneyi buldu. Anneye gitti. Anne bunu kabul etmedi. Evet. Baba da kabul etmiyor. Baba nasıl kabul etmiyor? Baba hiçbir zaman reddetmedi ki kardeşim. Şimdi bakın nüfusunuzdan reddetmekten bahsetmiyorum. Hayır efendim bu nüfussuz diye düşün. Hayır yani gönülen bu çocukları hiç kimse kucaklamamış. Hiçbir zaman bize bakın, sahip çıkmadın. Hiçbir zaman Esra kol Hanım, kanat germedin. Esra Hanım şimdi size şunu söyleyeyim. Evet. Bir çocuk, bir adam kendi çocuğundan başkasının hanımındaki çocuk ona üvey olur. Bunlar sen benim, zaten benim çocuklarım. Sen zaten laf Cemile'nin dinle. Çocuklarına arabalar laf alırsın, ev alırsın. Yapma, laf dinle. Laf kalabalığı yapma, laf dinle. Ben doğruları konuşuyorum, laf kalabalığı yapmıyorum. Esra'nın, ben laf kalabalığı yapmıyorum. Esra'nın, sen Cemile'nin çocuklarına araba aldın, Esra'nın, ev yaptın, her şey yaptın. Bir saniye, yani arabadan ziyade başka bir şey var. Baban Esra'nın tarafından, bakın... Sadece küçükler saygı duyar. Saygı duyulup kabul görmek ve aynı şartlarda büyümek. Bu araba alsın, ev alsın. Biz hiçbir zaman aynı şartlar altında büyümedik. Her zaman üvey muamelesi niye gördük. Niye sizinle Fahrettin Bey? Niye sizinle alakalı? Bu da hani babamız tarafından yok sayıldık. Üvey annemiz tarafından şiddete uğradık. Efendim mümkün mü sizce? Mümkün mü? Hepsi mümkün. Tüm Türkiye şahit. Sakarya şahit, Geyve şahit, İzmir Peki. şahit. Mümkün mü derken 11 yaşında söylesin. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir çocuğun kimliği çıkıyor. 9 yaşında... Vardır, hayır efendim öyle bir şey yok. Onun kimliğinde Fahri Koç yazar. Kaç Fahri yıl sonra Koç'un yazdı bunu? Ama... Kaç yıl sonra kabul ettiniz? Nasıl kim kabul etti? Benim çocuğum ben kabul ederim. Bunun başka babası yok hanımefendi. 11 yaş... kabul ediyorum. Doğduğunuz andan itibaren nüfusa kayıt ettirmeniz gerekiyordu. 9 yaşında ben Firar'daydım hanımefendi. Ben orada yoktum. Firar'daydım. Ondan sonra geldim çocuğum. Evet Firar'daydım yani. Bunların hepsini ha. anlatan Sefire Hanım biliyorsunuz. Sefire Hanım'ı bir kere geçin. Sefire Hanım onlarla beraber siz bir sorun niye sormuyorsunuz? Sefire Aslan senin evli bir adamla ne işin vardı? Siz evli bir adam Sordun. Olarak bir kadınla ne işiniz siz vardı? Siz evli bir adamla ne işiniz vardı? Yani. Bakın ben soruyorum. Diyorum ki size. Namusuna laf ettiğiniz kadının yanına firardan kaçmak için sığınıyorsunuz. Ama sonra dönüp geliyorsunuz namusuna laf Yok, ediyorsunuz. Namusunuza ben laf kim? Ettiğiniz bir kadından çocuk dünyaya getiriyorsunuz. Sizin o kadının namusuna dil uzatma hakkınız yok. Böyle bir çocuk bir sahibi olduktan değişim. Sonra. Vallahi siz ben parayla ne kadar alkış yaparsanız yapın. Hangi kadın dünyaya getirmediği bir çocuğu nüfusuna alır? İki Sevilay, çocuğunuzun annesi parayla, olarak kim parayla, gözüküyor? Sevilay'ın annesi kim? Fahrettin'in annesi kim?
Fahrettin'in annesi Bursa'dadır. Nüfusta ne yazıyor? Nüfusta kim aldı üstüne anne olarak? Kaç yaşına girdik nüfus kağıdına? O namusuna laf ettiğiniz kadın değil mi yine? Anlamadım. Laf ettiğin kadın benim hayatımı kurtardı, beni okula yazdırdı, beni kimlik sahibi yaptı. Ve bunun sebebi de sensin. Şimdi... Bir saniye. Rahatsızım, iki yatanı bir araya getirmesin senin de. Sevilay'ı görüyor musunuz şu anda ekranda? Sevilay'la görüşüyor musunuz? Hadi oğlunuzla hiç anlaşamıyorsunuz. Diyelim ki nefret ediyorsunuz. Bela okuyacak kadar sevmiyorsunuz. Kızınızla ilişkiniz evet. Niye böyle? Vallahi kızımla ilişkim herhangi bir şey yoktu. Ben şimdi buna da şaşırdım. Bu da dolmuş arabaya bindi geldi oraya. Ve ben şunu... şimdi... Esra Hanım bir şey soracağım size. Bir dakika Esra Hanım. Sorun bana. Bakın ben Sevilay Hanım'ın düğününü de dairemi sattım düğününü harcadım. Sorun. Bir kamyon cehizle evine getirdim ona. Sorun. Ne getirmiş? Cezaevinden çıktım. Müsaade buyurun. Cezaevinden çıktım geldim. Evini sattım ona düğün yaptım. Sorun. Peki sen neden? Sen, Sevilay. Baban diyor ki ben onlara çok iyi baktım. Kendi evimi sattım. Sevilay'a düğün yaptım diyor. Bir kamyonda çeyiz vermiş. Sevilay cevapla lütfen. Babaannemler ikisi yaptılar. Ne yaptılar ben bilmiyorum çeyiz konusunda ama beni yazıklar yani verdiklerini hani istiyor mu istemiyor mu diye kimse bana sormadı. Beni paldır küldür evlendirdiler. Kimle evlendirdiler seni paldır küldür? Kaç yaşında? Ya beni görücü usul evlendirdiler. Hayır, bir an önce yalan çıksın konuşuyor. Gitsin diye baktılar hemen. Bana. Kaç Esra yaşındaydın evlendirildiğinde? Esra Hanım. Bekleyin bir saniye Fahri Bey. 15 Esra yaşındaydım. 15 yaşındaydın. 15 yaşında kızınız evet. İsteyerek mi evlendi? Hayır. Esra Hanım. Buyurun Fahri Bey. Bakın kardeşim ben cezaevinden izinli çıktığın eve geldim. Evet. Dedim ki kızım dedim bak ben arabama bindim Pamukova'ya gittim. Arabamı yıkattım bir yağmurlu gecede çocuğu denedim. Dedim oğlum sen ne iş yaparsın dedi ki ben araba yıkarım kocasına. Çıkardım haçlığını verdim geldim eve. Dedim ki anne bu kızı kimine veriyorsun dedim. Dedi ki oğlum dedi burada Husamettin dedi bilmem ne dedi. Onun dedi torununa veriyorum dedi bunu. Kızını aldım ikinci kata çıktım. Camın kenarına duruyorum dedim ki Sevilay. Kızım dedim davul bile dengiden yine beni dedi ver. Sorun bakalım kendisi. Fahri Bey keşke o düğünü yapmasaydınız, ev satmasaydınız, ama bana üveyenler namusuma iftira attı. Ben mecbur kaldım evlenmeye. 15 yaşında çocuğun rızası aranmaz. Nasıl bir babasınız? Namusuma iftira attı üveyenlem. 15 yaşında çocuk rıza göster... Diftara. Ben onun yanında dursaydım adımı çıkartacaktı benim. Başka bir kadının yapması Esra Hanım, iddialar Esra Hanım. Bu yönde. Buyurun yani Fahri Esra Bey. Kardeşim ben size şunu benim söyleyeyim. Benim bu evi de belediye yardım etti çocuklara. Kaymakam yaptı bu evi de. Kimsenin 5 kuruşu geçmedi bu eve. Bir görebilir miyiz evi? Kendi ayaklarımı sandırıyorum ben. Kaç senedir? Kameramen rica ediyorum Sakarya Gevre'de görebilir tabii miyiz? Ki. Kaymakam mı yaptı? Belediye yardımcı mi yaptı? Yardımcı olsunlar arkadaşlar. Olur. Evet kaymakam yaptı. Çocuklarım sakat diye kaymakam yardım etti. Tamam. Kimin bir yandan kullanarak konuşurken ben aslında ben şöyle bir evi göstermek istiyorum. Evet. Nuri Bey konuşurken ben evi göstermek istiyorum. Fahri Bey. Bu çocukların... Çocukların çalıştığı ve yaşadığı yer şöyle bir genelden alabilirsen Şükrü. Gel böyle. Heh. Evet şimdi bu tarafa doğru ilerliyoruz. Koridora doğru. Bir kamyon çeyiz Şükrü. Nerede ya? Çocukları sen istersen annesinin al şöyle. Nerede? Bir saniye. Yardım hayır, şimdi ben mutfağı göstereceğim size. Burası özellikle çok üzücü. Çok sağlıksız koşullardalar. Diyebiliriz. Şöyle bu tarafa da dön Şükrü istersen. Bu arada yerler maalesef ne kalebodur, beton vaziyette, inşaat halinde.
Hani başını sokabilecekleri. Şöyle. Özrü de kabahatinden şöyle büyük. 15 yaşındaki kızın rızasını sormuş. 500 daireniz olduğu doğru mu? 500 dairem var. Bir çocuklarım. Esra ile. Esra Hanım. Efendim. Esra Hanım beni iyi dinleyin. O kadının eline ayda 4,5 milyar maaş giriyor, para giriyor. Sorun bakalım kendisine parayı ne yapıyor? Kızınızın evine kaç kere gittiniz? Kızınızın evine kaç kere gittiniz? Ben kızımın evine hiç gitmedim. Niye? Hiç bir saniye. Çünkü bir saniye. Niye? Ben de bana o yüzü bırakmadıkları için işte şu anda gördüğün gibi. Ben bu kadar yardımlar ederim, bir de o yandan bu yandan para dilenir. Ben bunları reddetmediğime pişmanım. Fahri Bey, bunlar buradaki mevzu sizin durumunuzun iyi olup kızının böyle, kızınızın halinin böyle olması değil. Biz buradaki mevzu para ne biliyor musunuz? Evlatlarınızın yıllarca her şeye rağmen sizden sevgi bekliyor olmaları. Vallahi ben o sevgiyi, bak tekrar söylüyorum. Kardeşim ben cezaevinden çıktım geldim bizzat söyledim dedim ona kardeşim kızım dedim sakın evlenme dedim. Beni de evlendirme sen dedi ben kendimi aşağıya atarım dedi. Şimdi bunu da geçelim efendim Esra Hanım. Ben 15 yaşındaki bir çocuktan efendim, bahsediyorsunuz evet. Lütfen. Esra Hanım'la evlendiğinizde Cemile Hanım kaç yaşındaydı? Şimdi Cemile Hanım'la evlendiğimde Cemile Hanım kaç yaşındaydı? Şimdi Cemile Hanım'ın yaşı kimliğinde 13'tü. Ancak normalde 17-18 İşte Fahri Bey çocuklar nasihattan çok güzel örneklere ihtiyaç vardır. Siz 13 yaşındaki birini eş olarak çocuklarının yanına getirirseniz 15 yaşındaki kızla kurtuluş olarak evlenmeyi tercih eder. Ve Cemile Hanım başka bir adamla evliyken evet, başkasıyla yakalanıp... korkutuyorlar. Annem korkusundan dolayı İstanbul'a geliyor, babamın yanına sığınıyor. İstanbul'a annem gelmeseydi farklı şeyler olacaktı. Ve bunu herkes biliyor. Ve benim babam ablamın evine hiç gitmedi. Bir kere gitti, o da beni öldürmeye geldi. Belinde silah, elinde sopa. Ablam hamileyken o evi geldi bastı. Doğru mu Sevilay? Doğru. Siz hatta babanızdan... ben ifademi değiştirdim babamdan korkumdan dolayı. İfadesini değiştir, GV karakolda şahittir. Beni tehdit ettiler. Peki babandan ne bekledin yıllarca? Sana nasıl davranmasını istedin? Babam bana şefkat göstermesini istedim. Bana sahip çıkmasını istedim. Kendi kızları hep arkasında okuyor sürekli. Yani onları hep okuttu, meslek sahibi yaptı. Ben de... eşimden de şiddet gördüm, ailesinden şiddet gördüm. Hep sabrettim, sessiz kaldım. Sen niye okumadın Sevilay? Kimseye derdimi anlatamadım. Sen niye okumadın? Okutmadılar babam beni okutmadı ki. 15 yaşında evlendirdi beni. Ne varsa... Okula niye gönderilmediğini bir kere daha söyler misin? Kim tarafından okula gönderilmedin? 7 yaşında i̇şte, normalde ilkokul 1'e başlaman erkenden lazım. Erkenden birini bulur kaçar gider diyordu. Peki ilkokula ne zaman gittin? Kaç yaşında gittin ilk defa? Şimdi beni bak benim kimlik doğum tarihim hepsi yanlış. Şu an ana yaşım 84 ama kimlikte 87 yazmışlar. Kimliğindeki bilgiler bile doğru değil diyorsun ve ilkokula bir kere bir sene mi gittin ilkokula? Bir sene gittim. Bir sene de gidemedim. Çünkü üvey anne beni çok dövdüğü için, şiddet uyguladığı için korkumdan hep masaların altına saklanıyordum ben. Sen ilkokula gittin mi? Okuyamadım ben hiç. İlkokula gittim. Orta 1'de okulu bıraktım. Okuyamadım. Çünkü sahip çıkmadı. Ben baba okul okuyamıyorum dedim. Okumazsa ne halin varsa gör dedi. Beni aldı inşaatlarda çalıştırdı. Ya bu arada yani özel okul falan değil ki devlet okulu devlet ya. Devlet okulu. Ne parası ne pulu devlet okuluna gidiyorsunuz. Yani okulda çağırıyorlardı gitmiyordu. İşte okulda para istiyorlardı vermiyordu. Hani işte yurtlarda çalışıyordum o zamanlar hani okula gidip geliyordum. Bu sefer de şimdi hani derslerim iyi değildi. Kurulla geçiyordum bir şekilde. Ben de bu sefer de okuyamadım. Bu sefer de ne halin varsa gör dedi bana. Beni inşaatlara çalıştı yıllardan beri. Ve şu anda kaldığı yurt, bak kaldığı yurdu ben dişlerimi tırnağımı takarak yaptım. Benim Cemile'de olan bir oğlunu evlendiriyor. O daireye yerleştiriyor. Altına arabasını veriyor. Sen şu an nerede yaşıyorsun? Ben kirada kalıyorum şu anda Darıca'da. Yurt derken Fahrettin Bey babanız yurtta mı kalıyor?
Yani yurt yurt işletmeciliği yapıyor. Sakarya'da. Evet, iki tane yurdu var. Müteahhitlik evet. yapıyor. Benim onun iş pişine şu anda para içinde buraya Peki. çıkmadım. Ben annemi arıyorum. Annem için ben buraya geldim. Ben annemi kesinlikle bulmadım. Bulsam burada Peki, ne işim var? Peki onu soracaktım. Diyor ki geçen sene buldu. Annesi Fatma Coşkun bunu istemedi diyor. Öyle bir şey kesinlikle yoktur. Sefir annem şahittir. Ben geçen sene Sefir annemle beraberdim. İspatlasın. Hayır, zaten bu sorunun cevabını Fatma biyolojik anne Fatma gelsin, Coşkun verecek. Gelsin yüzleşelim. Önce hala telefon hattında. Halanla Aysel Hanım'la görüşüyor musun? Arada görüşüyorum halamla beraber. Aysel Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz canlı yayına. Allah razı olsun Esra Hanım. Sizi çok seviyorum bu arada. Sağ olun. Buyurun Esra Hanım. Yeğenlerinizin yaşadıklarına ya da anlattıklarına ne kadarına şahit oldunuz? Ve çoğunu halam biliyor zaten. İddiaları doğru mu? Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Sonuçta her bir insan hata yapabilir, doğru mu? Yani hatanın ne olduğu da önemli. Hata yapabilir. Ben onlarla tamam görüşüyorum. İkisi de benim yeğenim. Evet. Ondan sonra abimin çocukları. Evet. Bunun annesi, bunların annesi 4 aylıkken zaten çekti gitti bunların annesi. Niye çekti gitti onu söyler misiniz? Onu Sebep ben neydi? Bilmiyorum işte. Ben o zaman zaten köydeydim. Hı-hı. Yengem İstanbul'a gelmişti. Ondan sonra bir geldi ki benim yengem gitmiş. Yani çocukları bırakıp gitmişti. Peki çocukları Cemile Koç'a mı bırakıyor? Baba? Evet. Yani buradan şu sonucu çıkartıyoruz. Dini evet. nikahlı beraberliği var. Fahrettin Bey'in ilk aşı. Sizin anneniz üzerine kuma gelince acaba bundan dolayı mı bırakıyor çocukları? Anlamadım Esra Hanım. Kuma, üzerine kuma geldiği için mi bırakıyor çocukları? Herhalde. Yani ben onların içine, çünkü ben en küçükleri beğendim Esra Hanım. Hı hı. Evet, sadece tamam o çocuk zaten en güzel şey Fahrettin Koç 3-4 aylıktı. Yes. Sevilay da 1,5 yaşındaydı. Ve Karadeniz evet. mahallesi de Nasıl biliyor bakılıyorlardı? Yani. Nasıl Halamdan Allah razı olsun. Halam üvey annem dövüyordu hep sahip çıkıyordu. Halamdan Allah razı olsun. Halamın hakkı da ödenmez. Bize çok sahip çıktı. Her zaman siz da yanımızda oldu zaten. Siz şiddet gördüklerinde siz mi alıp koruyordunuz onları? Ya şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani evet, ben, halam koruyordu. Tamam ben sana bende ayrımcılık yok Esra Hanım. Çok sesiniz yankı yapıyor biliyor musun? Anlıyorum da anlayamıyorum ben sizi. Peki ben direkt soruları soracağım. Çocuklar şiddet gördüğünde bize halamız sahip çıktı diyorlar. Doğru mu? Bak şimdi ben çocukların şiddet gördüğünü ben gözlerimle kesinlikle görmedim. Tabii ki ben onlar benim yeğenlerimdir. Evet. Abimin çocuklarıdır. Evet. Abim o kadar dediğiniz kadar da kötü bir insan değildir. Yani çok dikkatinizi çekiyorum Esra Hanım. Kusura bakmayın da. Abim de o kadar kötü bir insan değildir. Şimdi zaten hani... Hala sen annemi Cemile beni dövüyor diye Cemile'yi dövdünüz babaannemle kapının önünde. Şahitsiniz beni dövdüklerine. Anneciğim bak o geçmiş zamandır. Ben Cemile derim unuttum. Sevilay bak. Sevilay. Hala amcam yengem şahit. Cemile'nin çocukken hep sırtımda taşıyordum ben kapılar önünde. Tamam, hem şahitsiniz. Ben bunu inkarıcıyorum benim. Doğrudur. Ama niye söylemiyorsun hala? Bunları niye saklıyorsun? Ben söyleyeceğim gülüm bak. Saklama hala her şeyi söyle. Ablacığım, Sefir annemi getirdi. Sefir annemi getirdi. Hepimizden koptunuz. Benden koptunuz. Bahattin'den koptunuz. Sefir olasıya kadar sahip çıkıyordunuz bize. Neden öyle oldu? Sevilay bak o zamana kadar sizden ben gene size sahibim gülüm. Ben gene size sahibim. Yani sen beni o şekil suçlama gülüm. Ben evin... Ayrı yurdum ayrı. Ben doğru dürüst hiçbir aileyle görüşmüyorum. Bunu sen iyi biliyorsun Bahattin, Sevilay. Çocuklar anne hala baba tarafından mağdur edilmesi niye hala baksın? Kayınpeder evden atıyor beni. Ben nereye gideceğim ne yapacağım bilmiyorum. Sahip çıkacak Sevilay, kimse yok. Ne babam sahip çıkıyor ne sizden sahip çıkanım var. Sevilay bundan benim haberim var mı? Bak Fatih Geyve'de Fatih bir güne demiyor ki yenge ne yapıyorsun ne gidiyorsun? Senin çocuğun burada çalışıyor. Ablam bak sana bir şey söyleyeceğim. Ne yaptım ben size?
Gülüm sen hiç şey yapmadın. Ben senin yanına gelmedim mi? Ben senin yanına geliyorum. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben size, yani ya ben seni suçlamıyorum ya. Ben senin yanına da geliyorum. Fatih de senin yanına geliyordu. Zaten şu anda anlattıkları çocuk yaşta yani fazla şiddete ve işkenceye maruz kaldık eğitim hayatından. Yoksun evet. bırakıldık. Siz de bunları doğruluyorsunuz. Evet hiç eğitim babanın, hayatı yoktu. Bunlara şahit olmama sebebi babanın ara ara cezaevinde sanırım yatıyor olması. Hep tüm suçlamalar üvey anne Cemile Koç'la alakalı. Babanın ikinci eşi aynı zamanda resmi nikahının eşi. Baba da babaya da anlatma şeklinden dolayı baba da iki tane çocuğuna anladığım kadarıyla düşman olmuş. İki çocuk Esra Hanım. Babaya düşman yapılmış evet, düşman benim bize. Anladığım. Esra Hanım. Buyurun. Sizinle evet. muhatap olmak istiyorum. Yani araya girdiğiniz zaman yankı yapıyor gülüm. Peki ne söylemek istiyorsan söyle ablacığım. Ben bir şey söylemek istemiyorum bak. Ben bir şey söyleyeceğim. Sonuçta bu kadın yani her ailede şiddet de olur, kavga da olur. Yani annedir, dövebilir de. Yani bu kadar benim abime hakaret etmelerine gerek yok gülüm. Şimdi hiçbir... hani bizim zamanımızdaki hani o şiddet hani anneler bir şey yapar bir terlik Esra fırlatar. Esra Hanım bir kez söyleyebilir miyim gülüm? Maşayla dövmek mi? Ondan sonra şiddet dediğiniz Ayfer Hanım nedir biliyor musunuz? Bir çocuğun nüfusunda annesinin yerine üçüncü bir şahsın isminin bu en büyük şiddettir biliyor musunuz? O tokattan da daha ağır bir şiddettir. Nüfusunuzu alıyorsunuz karşınıza anneniz, biyolojik annenizin yerine babanızın birlikte yaşadığı, firardayken onu koruduğu kadının ismi yazıyor. Şiddetin alası bu. Daha yok, size şiddetinden bahsediyordunuz. Abiminiz iyiymiş. Neyi savunuyorsunuz? Ekonomik destek mi sağlıyor size abiniz? Resmen biz gayrimeşru olarak kütle yazıyoruz. Avukat hanım ben... Bak abi neyidir demiyorum. Hala. Efendim. Hala bak. Yok yeni duyuyorum ben. Bütün aile. Vallahi ben bilmiyorum. Benim haberim yok. Hala ben beynimden vuruldum. Hala, ben yeni duyuyorum. Sefir annem kim üst artık diyor. Bak Sefir annem diyor ki artık anasını bulsun kimliğini üstüne alsın diyor artık Sefir annem. Tamam doğru doğru. Tamam bak Sefir annemin kocası artık diyor ki düşün onlar üstünden. Ya haklı evet. ama bizi kim üstüne alacak? Peki şu an kim alacak bizi üstüne? Cemile mi alacak? Sen mi alacaksın? De yazmasından ziyade bir kere onu görmekle... Tamam ya haklarıdır bu. Kimin şahı üstünde? Başka bir şey istemiyorum Yüksel ben. Yüksel Özdemir var şu anda telefon hattında. Onun bir ihbarı var. Alo. Alo. Hoş geldiniz canlı yayına. Hoş bulduk Esra'cığım. Gülsel Hanım demişsiniz ki ben Fatma Hanım'ı tanıyorum. Tanıyorum tabii. O bizim köyün kızı. Yani sizin... ben o köyün geliniyim. O da o köyün kızı. Köyün ama kızı. Ama şimdi Bursa'dayım. Ben de Bursa'dayım o da. Bursa Çalıköy'ünde evet. yaşıyor. Evet. Peki Fahrettin'i biliyor musunuz? Fatma Hanım'ın bir çocukluğu, çocukları olduğundan bahseder miydi? Ve beni hiç oralarda gördünüz mü? Hiç geldin mi oralara? Ben gördüm. Düğünlerde oluyor bazen cenazelerde falan görüyorum ama evine gitmemişim hiç. Ha, Fatma Coşkun'dan bahsediyor. Dayısı da oradaymış. Cemil miydi dayısının adı? Dayı. Evet bu arada yok, yok. Sadece biyolojik annenin Naci, annen Naci. Kardeşleri de Naci var. Naci adında dayısı var. O da Çalı'da. Kayapa Çalı'da. Herhangi ondan bir sohbetiniz sonra... yok. Sadece tanıyorsunuz. Tanıyorum. Hı hı. Çünkü o köyün kızı. Ben evlendikten sonra evlendi o sonradan. Ondan sonra ben 70 yaşındayım. Yani bayağı zamandan beri tanıyorum onu ben. Peki. İyi de çocukları var evli o da yuvası var orada evi. Yani çok da insan var burada onu tanıyan. Kimse aramadı mı candan yakın kimseleri ya? Yok bütün çok... bilgiler bütün ihbarlar geldi. Uzakta oturuyorum ben de resmini istediler benden ama yok. İmkanım yok. Ben de hastanedeydim. Yollayacak yani. Yok bende resmi yok hiç. Kendi hayatını yeni bir yaşam kurmuş, evlenmiş, çoluk çocuğu olmuş değil mi? Tabii tabii tabii. Peki teşekkür ediyorum. Bu baban Fahri Koç'un dediği gitti annesini buldu, annesi onu istemedi. Evet. Baba istemiyor. Ne diyeceksin? Ben o zaman DNA testi istiyorum. DNA testi yapılsın. Annem de ortaya çıksın. Fahri, babam kimse o da ortaya çıksın. Madem inkar ediyorsa DNA testi yapılsın. Evet, peki baban niye böyle istiyor. Bir şey söyledi? DNA testi yapılsın. Anne onu gitti de o istenmedi.
orada bir kere yalan söylüyor. Ben oralara hiçbir zaman gitmedim. Ben gitmiş olsam burada ne işim var? Benim onu karalayacak bir lüksüm yok. Ben burada sadece rahatsızım. Hastaneden çıkıp direkt buraya geldim. Sebebi sırf anneme bir kere dünya gözle göreyim. Anne hasretini gidermek için buraya geldim. Yani biri bana bu yaşamda yani ikinize de birden sahip çıkılsın istiyorsunuz. Evet. İki tane çocuk var yani hani saklasan nereye saklanacaksın? Gel Fahrettin'cim. Evet yani ne, mesela annem evlendi gitti ama yuva sahibi oldu. Benim çektiğimi hiç kimse görmedi. Bana üvey annem yemek yedirmezdi. Aç susuz bırakırdı beni. Babamın zaten dışarıdaydı. Ya hapiste oluyordu ya başka yerde oluyordu. Eve geldi yoktu doğru düzgün. Ondan sonra çorba yapardı, çocuklarına yedirirdi. Ekmek atarlardı çöpe, çöpten ekmeği bana yedirirdi üvey annem. Üvey anne ondan kendi... sonra yumurta pişirirdi, kendi yumurtanın oğlunun... sarısını çocuklarına yedirirdi, beyazını bana yedirirdi. Kendi öz oğlunun... Sırf beni ölsün gitsin diye. Beni soğuksan bile yıkamışlığı var balkonda ölsün diye. Vallahi bu iddialarla alakalı Cemile Koç söz ve cevap hakkını kullanabilir. Gel Fahrettin'cim, anneyle alakalı... var.